Kuyum Haber'den herkese merhaba. Sektörümüz için önemli eğitimler devam ediyor ve bu eğitimler kapsamında da özellikle İstanbul Ticaret Odası bünyesinde de bu eğitimler yapılıyor ve İstanbul Ticaret Odası'nda çok büyük destekleri var sektörümüze. Peki hangi eğitimler var? Bu eğitimlere katılmak isteyenler nelere dikkat etmeli? Hangi süreçlerde başvurmalı? Hepsini değerlendireceğiz. Ayrıca yine gündemimizde olan konulardan bir tanesi de yetki belgesi tabii ki. Kuyumcu esnafımızın yılbaşına kadar yetki belgelerini almaları gerekiyor. Çok değerli bir isim yanımızda. İstanbul Ticaret Odası Kuyumcular Komite Başkanı ve aynı zamanda da İmkusat Başkanı Sayın Erhan Hoşanlı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Böyle çok, bir yayın fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım, çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi başkanım eğitimler var, onları da sormak istiyorum. Özellikle kuyumculuk sektörü için bu eğitimler çok önemli. İstanbul Ticaret Odası'nın da desteği var bu eğitimlerde. Şu an pırlanta eğitimi ve renkli mücevher taşları eğitimleri olacak bu ay içinde. Neler söylemek istersiniz? Evet, bu tür eğitimleri biz uzun yıllardan beri devam ettire geliyoruz. Bu yılın eğitimi de önümüzdeki günlerde başlamış olacak. Daha doğrusu bugün itibariyle başlamış oldu ve diğerleri de başlamış olacak. Sektörümüze gittikçe artan mücevher taşları kullanımı, pırlanta kullanımı oranı arttıkça biz bu tür eğitimlere ihtiyaçlılığı da hissediyoruz veya gelen talepler doğrultusunda bu konunun uzmanı arkadaşlarımızla bu süreci devam ettiriyoruz. Pırlanta eğitimi ve renkli mücevher taşları şeklinde devam ediyor. Bundan önce de defalarca bu tür eğitimler devam etti. Sektörden talep geldikçe, ihtiyaç oldukça da devam ettirilmeyi planlıyoruz. Bu ay içinde herhalde Fazıl Özen Bey'in yine kursları var. Kendisi de taş konusunda, renkli taş konusunda, mücevher konusunda gayet uzman. Söylediğiniz gibi ilk kurs pırlanta eğitimi ile ilgili, daha sonra da renkli mücevher taşları eğitimi var. Nasıl özellikle sektöre bu eğitimlere katılması yönünde bir tavsiyeniz olacak mı? Evet. Fazıl Bey gerçekten sahasında uzman. Hem işin teorisini bilen hem de uygulamada ticaretin içinde olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla vermiş olduğu eğitimler soyut planda kalmıyor. Hem bilgi, yani teorik bilgi, hem de uygulama anlamında fiyatlandırma, onun ticaretiyle ilgili, onların diyelim ki sentetik ve problemli taşların tespiti konusunda katılımcılara bilgiler veriyor ve elindeki taş stoğuyla da bu bilgileri teyit edici, uygulayıcı fırsatları da sağlamış oluyor. Yani hem teorik bir yandan hem de bir yandan pratik eğitim. Evet, ikisi bir arada olan bir süreç bu. Öyle de olması lazım. Sektörün boşluğunu tabii doldurmuş oluyoruz. Bu arada da sektörden gelen talepler oldukça da zaten bu konuda biz de dikkat ederek ihtiyaç olduğu sürece devam ettiriyoruz. Başkanım, bir diğer önemli konu da sektörümüzü ilgilendiren konu da yetkili belgesi. Yılbaşına kadar tüm kuyumcular bu belgeye sahip olması gerekiyor yeni gelen düzenlemeyle birlikte. Ama bunun için de öncelikle kalfalık ve ustalık belgesini sırasıyla almaları lazım. Evet. Bu yönde nasıl çalışmalar devam ediyor? Sizlere de başvurular oluyor mu kuyumcu esnaflarımızdan? Ne durumda sektörümüz? Evet, sektörümüzün en büyük sayısal anlamda kuruluşu İstanbul Ticaret Odası. Sayısal bir şey var, çoğunluğu var. 6.500-7.000 arasında üyemiz var bizim. Dolayısıyla bize tabii önce teklifler veya ne yapacağımıza dair sorular geliyor. Ama bu konuda İstanbul Kuyumcular Odası hem müracaatları kabul etme hem de sınav merkezi olmak gibi bir görev üstlendi. Biz de onlara yönlendiriyoruz. Zaten ustalık ve kalfalık belgesi önceden var olanlar için bir problem yoktur. Ama bizim burada söylemek istediğimiz başka bir şey şu, daha önce geçmişinde kuyumculuk yapmış arkadaşlarımızın bir defaya mahsus olmak üzere resmiyette vergi mükellefi olmuş, bu işi geçmişte yapmış arkadaşlarımıza ustalık ve kalfalarlık belgelerinin bir defaya mahsus olmak üzere defaten verilmiş olması şeklinde bir teklifimiz de var. Ama şu anda bu teklifimiz gündemde değil, kabul görmüş değil. Süreç sınava girerek kalfalık ve ustalık belgeleri alınması şeklinde
Bu da zor bir süreç değil. Birçok arkadaşımız belgesi olanların yetki belgesi aldığına dair basın yayında da yansıyan bilgiler var. Bize de teyiden o bilgiler geliyor. Dolayısıyla elinde yeterli yani ustalık kalfasık belgesi olan arkadaşlarımızın bu yeterlilik belgesini aldıklarını biliyoruz. Yetki belgesini aldıklarını biliyoruz. Başkanım tabii burada şunu sormak istiyorum. Mesela yetki belgesini yılbaşına kadar almazsa kuyumcu esnaflarımız yılbaşından sonra nasıl bir şeyle karşı karşıya kalacaklar? Kapatmak zorunda mı kalacaklar? Yoksa yeni bir düzenleme mi gerekiyor bu süreçle ilgili? Nasıl ilerleyecek süreç acaba? Şimdi bunu o zaman aslında şey yapmak lazım, gündeme getirmek lazım. Çünkü şimdi asıl hedef o zamana kadar her şeyin tamamlanması. Şimdiden arkadaşlarımızı rehavete kaptırıcı, yani biz ona çözüm buluruz, siz almazsanız olur demek doğru değil. O ana, o zamana kadar alınması gerekiyor. Alınmadığı zaman sayısal anlamdaki duruma bakarak ilgili mevcilere tabii ki müracaat edilecektir. Ama anladığım kadarıyla zor bir süreç değil. İsteyen arkadaşlarımız bunu tamamlayabilecekler. Yani diyorsunuz ki bir an önce alsınlar gerekli belgeleri, problem evet. Yaşanmasın. Yani sonraya sorun bırakmaktansa önceden sorunu çözmek daha doğru bir şey. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ederim yayınlarınızdan dolayı. Sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi tabii sektörümüzün pek çok eğitimi var, sorunları var. Yetki belgesi alınması gerekiyor. Bununla ilgili yeni gelişmeler var. Zaman zaman öyle özellikle kalfalık ve ustalık belgesiyle ilgili başvurular devam ediyor bir yandan. Tüm sektörümüzle ilgili son günlerdeki konuları masaya yatırdık, değerlendirdik. Değerli Başkanımız İstanbul Ticaret Odası Kuyumcular Komitesi Başkanı Sayın Erhan Hoşanlı ile birlikte değerlendirdik bu konuları. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.